Almanya'da yapılan yeni bir çalışma, koronavirüsün omikron varyantının başak proteinindeki belirli alanlarında yer alan pozitif yüklü amino asitlerin önceki varyantlara kıyasla daha yüksek olduğunu gösterdi. Almanya'da yapılan yeni bir çalışmada koronavirüsün omikron varyantının başak proteininde bulunan yüksek sayıdaki pozitif yüklü amino asitlerin bulaşıcılığın artmasına neden olan hücresel negatif yüklü reseptörlere bağlanarak enfeksiyonun şiddetini azalttığı öne sürüldü. Uzmanlar bu durumun omikronun önceki varyantlara kıyasla yüksek bulaşıcılığa ancak daha az ciddi hastalığa neden olmasını açıkladığını söyledi. CHEM BioCHEM adlı bilimsel dergide yayınlanan araştırmada, koronavirüsün son tespit edilen varyantı omikronun, virüsün Çin'de Wuhan'da ortaya çıkan orijinal versiyonuyla karşılaştırıldığında, 32'si başak proteininde olmak üzere 60'tan fazla genetik mutasyon içerdiği bildirildi. Alman bilim adamları bu mutasyonların omikron varyantının solunum yolunun konak hücreleriyle etkileşimini nasıl değiştireceğini anlamak için kimyasal modelleme ve simülasyonlara dayalı mevcut çalışmayı yürüttü. Diğer taraftan koronavirüsün orijinal versiyonuyla karşılaştırıldığında, omikron varyantının değiştirilmiş amino asit dizisinde pozitif yükün +9 arttığını gözlemledi. Virüs varyantlarında bu tür mutasyonların korunması ve zenginleştirilmesi, konakçı hücreye ilk bağlanmada seçici bir avantajı güçlü bir şekilde gösteriyor. Ekip, tüm atom moleküler dinamiklerinin simülasyonlarını kullanarak bu hipotezi doğruladı. Omikron, üzerinde iki katyonik yamaya sahip olacak şekilde modifiye edildiğinden daha fazla bulaşıcılığa sahip olduğu, ancak daha az ciddi hastalığa neden olduğu belirtildi.